Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz. Yağmur, soğuk. Tekrar kış geldi. Aynen öyle. Ama içeride manzara çok güzel. Şıklık. Hoşluk. O sizin çoraplar. Dilek çok güzel olmuşsun. Alayım hemen. Çok parfümü de tanıdım. Ben de kullanmıştım söylemeyeyim. Bu parfümden. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür hoş ederim. Kadın. Buyurunuz. Ben bugün biraz maskülen. Buyurunuz. Hoş sen geldiniz. Ise son çok güzelsiniz. Feminen. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Bugün hoş geldiniz efendim. Ceketimle. Masamıza şerefler verdiniz. Ama efendim çok teşekkür buyurunuz. Ederim. Çok mersi sevgili Dilek. Nasıl geçti? Çok mutfak. Güzel geçti. Gerçekten. Yeminle çok eğlendik. Ne güzel. Çok güzel yemekler yaptım. Hepsini ben yetiştirdim. Burada eğlenen yarışmacıları, gülen yarışmacıları görünce ekstra mutlu oluyorum. Var ya çünkü şu amacımız an, da bu. Şu an çok yorgunum ama o kadar rahat ve keyifliyim ki anlatamam sana. Masana bakalım. Masa tamam. Eksik bir şey yok herhalde. Her şey tamamdır. Çok farklı bir şey. Çiçeklerimi söylemek istiyorum Zuhal söyle, Hanım. Evet. Dün gece İrem'le birlikte yaptığımız bir dizayndır bu. İrem? Arkadaşım. Bu is. Bana eşlik eden bugün arkadaşımla beraber yaptığımız gece 1'de bir dizayn. İrem de Boğaziçi'den mezun Zuhal Hanım. O da Boğaziçi. İrem de mi Boğaziçi? O da İngilizce öğretmeni. O da İngilizce öğretmeni. Evet. Fakat sanki... Bir de Sen Benoa mezunu, ben Kadıköy Anadolu mezunuyum. Maşallah, maşallah. Ne kadar güzel Sen Benoa. Sen Benoa, ben... Ya, yok, yapmayacağım, sen Benoa, yapmayacağım. Ben Benoa. Ya, ısrar etme lütfen. Benim aynen günüm, yapmayacağım. Yapın. Yok, yok, yapmayayım. Sonra utanıyorum kendimi seyredince. Yarışmacılar geldi. Ne utanacağız ayol? Yani değil mi? Shame on you! Gürbüz, shame on you! Gürbüz'e dedim, sen aç. Nasıl geçti gündüz? Çok yavaş yaptı ama enteresan bir şekilde zamanında bitirdi. Ne güzel. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim, bu menü için yarışmacılar neler diyecekler çok merak ediyorum. Merhabalar. Buyurun, merhabalar. Merhabalar. Ceketlerinizi alayım varsa. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz, iyiyim. Çok mersiniz. Merhabalar, sağ olun. Merhaba Zuhal Hanım. Hoş geldiniz, pardon. Hoş bulduk. Merhaba Zuhal Hanım, nasılsınız? Merhaba, hoş, iyi, siz nasılsınız kızlar? Ay ne hoşsunuz, gelin gelin. Bir tabak alabilir miyim acaba? Bak, girer girmez. Islandınız merhabalar. Arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? İyi Serdem, sen? Çok teşekkür ederim. Bugün de farklı bir eklem. Yine ekmeğiyle geldim. Hangi marketten aldınız ekmek acaba? Serdem de ekmeği karıştırma eklem oldu. Merhaba Oğuzhan. Merhaba. Ne market ayol? Ne ekmeği bu? Bugün acaba hangi çeşit? Bu tam buğdaylı tam ve zeytinli bir ekmek. Yine senin yapımın mı? Ben yapıyorum efendim. Neydin Serdem? Serdem. Serdem yapmış. Serdemciğim o durabilir masada. İzin var mı? Yok. Yok hiç sıkıntı. Aa ne güzel. Bir tabak alsam ben böyle hani... Tabii verir. Bozmasın torbayla falan şöyle. Ben kesememiş ama ekmeği. Dilek Hanım. Evet. Serdem Bey'in ekmeği durduğuna göre benim... Memnuniyetle. Ve... Aa bu sefer de aynı mı getirdin? Memnuniyetle. Evet. Yalnız biraz kenara alın yemeklere mani olmasın. Tabii. Ne o? Nedir o? Ruj ve aynı. Ruj ve aynı. Zaten teşekkür var. Ediyorum Dilek ne Hanım'a. Demek, tazelemek için demek. Dün Büşra Hanım bu nezaketi ama göstermemişti. Ama çok taşırmışsınız şu an. Bunun nezaketlikle alakası yok bu arada. Bence sizin alakası var. Ne taşmış ya? Ruju taşmış. Yok gayet. Yok bayağı taşırmışsınız kalın göstermek için. Yani Emine'ciğim. Onu ben de yapıyorum gayet, arada üst dudağa bir şey veriyorum böyle. Ne gibi biraz kenara koyarsan servisine mani olmaz. Dolgu tamam bu şekilde sizi engellemez. Hayır engellemez. Dilek Hanım'ın kendisi tamamen onlara oynadığı için, hoş görünmek için kabul etti. Normalde kabul edeceğini zannetmiyordum zaten puanı hedefledi ama bence istediğini alamayacak. Dilek Hanım bugün nezaket gösterip benim rujuma ve Serdem Bey'in ekmeğine masada nezaketen izin verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok ince bir davranıştı. Büşra Hanım'ın dünkü yaptığı kabalığın üstüne bugünkü tavrı çok güzeldi. Evet, buyurun masaya hemen dikkat. Hemen bakınız, inceleyiniz ve bana düşüncelerinizi söyleyiniz. Çiçeğimi anlatayım mı Zuhal Hanım? Çiçeği Boğaziçi ve Sen Benoa mezunu İrem'le birlikte dizayn etmişler dün gece. Arkadaşı İrem. Hmm. Dizayndan kastları ne acaba? Dizayn, düzenlemişler. Görüntü, yani. Dizayn deniyor. Yok, böyle üstün kör atmışlar gibi görünüyor. Atmadık, yerleştirdik. Öyle görünmüş de. Yok, hayır. Yerlerden o, alıp böyle koparıp evet, böyle alıp koymuşlar. O çiçekleri satın aldık. O benim babaannemden bana kalma bir antika. Bu mu? Evet. Al saray saray diyordun, al saray. Evet, saraydan bir eser. Onun üzerine o dizaynı biz yaptık. Hayatta mı? Yok, çok oldu. Allah rahmet eylesin. Ne tabii güzel, ki, manevi değeri de var.
buna söyleyecek bir şey bulamıyoruz yani. Tabii. O zaman. Yani bence de çok güzel görünüyor. Sadece güzel, antik olması evet. değil. Güzel mi Oğuz? Yani boş bir saraylıya göre çok boş geldi bana. Boş bir saraylıya göre? Bir saraylıya göre boş bir masa Masa diyor. Çok boş geldi bana. Kalk gidelim de saraylı. Bak bir şaynam kalaylı. Mücevher sandım. Yani sizden daha böyle gösterişli bir masa çok fazla takıcısınız ya. Masaya da o şekilde bir şeyler beklemiştim. Tamam çok güzel. Ben şöyle bir kaftan falan bekliyordum. Kaftan mı? Rem Sultan gibi. O kadar da değil. Şöyle bir kaftanla şöyle salla masam sonra. Evimde çok sadedir. Renk uyumuna çok önem veririm. Kim konuşuyor hiç? Ve sadedir masalarım. Hep kendim şatafatlıyım, şıkımdır. İşte o özeni masaya da istemiştik ama. Yok hani öyle masa şıkır şıkır, ben şıkır şıkır olmaz. Ay yine bu. Masa var. Gol çalmasın masa lütfen. Yemekler benim ya ben yanlış mı hatırlıyorum? Bu böyle mi olması gerekiyor? Hayır tam tersi. Ben böyle diye biliyorum. Yok değil tatlım. Siz Zuhal Hanım... Sen doğruyken ters yaptın şöyle, evet, tekrar çevireceksin. Tekrar ben böyle biliyordum. Hayır öyle değil, böyle. Tamam, çatal dolursa tam tersi yönde gibi. Bakması lazım. Seninki de eğer tatlı çatalı da varsa çatalın ucu burada, tamam. Sapı burada olacak. Koydum. Böyle bakacak. Ben böyle gördüm gibi. Tamam, peki. Böyledir. Evet, ilk önce konuştuğumuzu düşünüyorum. Yemeklere geçelim diyorum. İlk yemeğimiz neydi sevgili Dilek? Önce yoğurtlu arpa şehriye çorbası. Masa düzeni çok sadeydi. Yani biraz daha şık olabilirdi. Dedesinden hatıra kalma bir tane... vazo gibi bir şey getirmiş. Saygı duyuyorum. Antikadır. Ama biraz daha şık bir şeyler yapabilirdi ortaya. Antika olduğunu söyledi. Fakat babaannemden kalma dediği için çok eleştiri yapmak istemedim. Sonuçta bir büyük bir insanın yadigarı. Şıktı yani. Günlerden çarşamba, üçüncü günümüzde. Hemen menü değerlendirmesini alalım senden. Nasıl buldun bugünkü menüyü sevgili Oğuzhan? Menü bugün bana çok basit geldi. Basit. Uğraştığını düşünmedim. Biraz sonra çünkü yok yani uğraşmış da olabilirsiniz ama dün de söyledim. Ay, ben fazla bir saray tabak verdin, Osmanlı yok, yemekleri ben beklerdim. Değil, Oğuzhan Bey. Oğuzhan Bey fazla tabak verdiniz. O alttakini alın. Zuhal Hanım ben o sırada Emine Hanım'a bir şeyler sormak istiyorum. Dünle ilgili kendi yani bana verdiği puanla tabii ilgili. Tabii ki. Emine Hanım neye dayanarak 4 puan verdiniz? Neye yani, dayanarak? Haksızlık yaptığınızın farkında mısınız? Yok değilim. Gayet tamam, de hak ettiğiniz puanı verdim. Tamamen bir strateji uygulamaya çalıştınız. Kendi gününüzü oynamaya çalıştınız. Daha doğrusu kendi puanınızı korumaya çalıştınız ama tabii çok başarılı olamadınız. O ayrı bir konu ama kendi haksızlık da yaptınız. Kendi günümü oynadığım bir durum yok Büşra evet. Hanım. Size ben hak ettiğiniz puanı verdim. Benim servisimden ben konuşabilir miyim Büşra Hanım? Dinliyorum, buyurun. Benim tabağımdan kıl çıkıyor. Defalarca sizi uyarıyorum. Saçınızı salataya sokmayın, tatlıya sokmayın. Salına salına Rapunzel gibi geziyorsun ortalıkta. Uzun hak saçım var ki oydu. Rapunzel gibi geziyorum. Herkesin saçı var. Herkesin saçı var. Benim de var yani. Saçınızın bu? Olması problem değil. Saçınızın açık bir şekilde. Sizin de farkındaysanız sizin de tatlımda benim tabağımda problem değil. Hijyeniktir. Senin masan hijyenik değildi arkadaşım. Hijyenik değildi. Değildi Zuhal Hanım. Hak ettiği puan da oydu. Hak ettiği puanı aldı. Hatta fazla bile vermişim. 3 vermeliymişim. Tabii. Hijyen 0. Ne vereceğim? Neye vereceğim göre 3 puan vereceksiniz? Pardon. Ne? Neye göre 3 puan vereceksiniz? Olmayan bir şey mi? Yani siz kültürünü şey almamış balık hiç getirip şey koydunuz önümüze. Dilimlemeyi siz bile yani kesmeyi bile düşünmemişsiniz Hüsra Hanım, ki. Alıp somonu ikiye bölmüşsünüz. Yani ikiye bölmüşsünüz. Doğru daha düzgün bir görselliği bile yoktu. Ben kılçıksız balık getirdim önünüze. Sizin yapmadığınız. Tamam.